İl genelinde asfalt çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesini de asfalt yollara kavuşturmak için malzeme ve lojistik imkanlarını seferber etti. Sarıgöl Belediyesi tarafından banket bakımı ve yol genişletmeleri yapılan yollar asfaltlamaya hazır hale geldi. Asfalt yapılacak yollar Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü tarafından incelendi. 2016 yılında gerçekleştirilecek çalışmalar sayesinde Sarıgöl ilçesinde 122 kilometrelik yol ağının asfaltlanacağını aktaran Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk şöyle konuştu. Manisa Büyükşehir Belediye'mizin 2015-2016 asfalt kaplama, aynı zamanda sıcak asfalt çalışmaları içerisinde gerçekleştireceğimiz toplamda 122 kilometrelik bir çalışmamız olacak. Bu yol çalışmamızın 58 kilometresi 2015 yılı içerisinde yapılması planlanan, 63 kilometrelik kısmı da 2016 yılı içerisinde yapılması planlanan çalışmalardan bir tanesiydi. Bu hafta içerisinde malzemelerimiz Büyükşehir tarafından, Fen İşleri Yol Şube Müdürlüğü tarafından ilçemize yapılmaya başlandı. Makinalarımız, iş makinalarımız gelmeye başladı. Bu çalışmaların içerisinde baktığımızda 2015 yılı içerisinde sıcak bütünlü kaplama asfalt olarak Sarıgöl'den başlayıp Tırazlar, Çanakçı ve Sarıgöl vatandaşlarımızın genelde Eşme ve Uşak yolu olarak bildiği yol kısmına kadar sürecek olan sıcak bütünlü asfalt kaplaması yapılacak. Ve yine Çimentepe, Ömerler, Kahramanlar ve Yeniköy'e kadar varan, yani Uşak sınırına kadar varan bir seti kaplama asfaltımız var. Bunun yanında yine Doğuşlar, Sığırtmaçlı, Yeşiltepe yolları seti kaplama olarak gerçekleşecek. Yine Baharlar, Bahadırlar, Güneydamlar, Şehit Davutlar yer yine Uşak sınırına doğru uzanan bir seti kaplama çalışmamız olacak. Denizli sınır tarafında yer alan Karacaali, Kızılçukur, Dadağlı yoluna kadar olan kısımda yine seti kaplama asfalt çalışmaları içerisinde 2015 yılı içerisinde planlanmış asfalt çalışmaları bulundu. 2016 yılı içerisinde ise yine Sarıgöl'ün girişte Alaşehir sınırı içerisinde yer alan, sınırına yakın olan Avşar yolu, Avşar mahallemizin yolu ve bunun yine Avşar'ın kendi içerisinde ayrı bir küçük mahallesi olan Değirmendere yolu, Bahçearası yolu ve yine diğer bir yanı başındaki mahallemiz Selimiye. Selimiye'nin kendi içerisindeki küçük mahalleler olan Arnavutlar, Sazlıkuyu mahalleleri 2016 yılı içerisinde çalışmalarımızın içerisinde. Bunun yanında sadece bununla da kalmıyoruz. Dadağlı Işıklar yolu. Aynı şekilde Karacaali yolunda 2015 yılında yapamadığımız Günyaka yolu, Beyharmanı yolu ve hatta Aydın sınırına kadar varacak olan Kavacık yolu da bu sene yapılacak olan çalışmalar içerisinde. Yine Denizli sınırına daha yakın olan, sınırı yakın bir mahallemiz olan Alemşahlı mahallemiz. Alemşahlı mahallemizin de seti kaplama ve asfalt çalışması 2016 yılı çalışmalarımızın içerisinde. Yine Ova mahallelerimiz içerisinde yer alan Hacı Bekirler, Baharların ve Şehit Davutların ara kısmında kalan Tekeli ve Kerti mahalleleri de 2016 yılı içerisinde çalışmaları yapılacak olan yol çalışmalarının içerisinde yer almakta. Yani büyük şehrimiz toplamda 150 kilometreye yakın yol ağında Sarıgöl'ün aşağı yukarı 3/2 kısmını 2015 yılı ve 2016 yılı içerisinde 3/2 kısmını tamamlamış olacak. 2017 yıllarına 2018 yıllarına çok az bir kısım kalacak. Bunlar da karayollarında yol ağı olarak gözükmeyen kısımlar. İnşallah onları da 2017-2018 yılları içerisinde Sarıgöl'lü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bunlar da planlamalar içerisinde. Bu anlamda bizler de Sarıgöl Belediyesi olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmaları yapmadan önce, gelmeden önce bizler de Fen İşleri Müdürlüğümüzle beraber bu yollarda yapılacak olan çalışmalar öncesi mutlaka yol genişletme çalışmaları, yol bakım çalışmalarını bugüne kadar tamamladık. Yani büyük şehrimize yapacak olduğu asfalt çalışması öncesi daha rahat çalışabilmesi için, daha hızlı çalışabilmesi için
Sarıgöl vatandaşlarımıza daha geniş yol ağları sunabilmek için elimizden gelen tüm çalışmaları, hazırlıkları tamamladık. Bundan sonraki kısım artık Büyükşehir Belediye'mizin üstlenici firmalarla beraber girdiği takdirde bu afiyete giriliyor. Artık Sarıgöl'e vatandaşımızın yolu daha açık olacak, yolları daha geniş olacak, daha huzurlu bir şekilde, daha rahat bir şekilde, daha güvenli bir şekilde artık Sarıgöl merkezi ve diğer güzergahlara rahat bir şekilde ulaşımını sağlayacak. Bu anlamda Büyükşehir Belediye'mize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve bu konuyla ilgili birimlere, müdürlüklere, daire başkanlarımıza Sarıgöl olarak, Sarıgöl Belediye Başkanı'na teşekkürümü sunuyorum. Ve yine kendi birimlerimize de öncesinde yaptığımız, yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederim.